Son zamanlarda geçtiğimiz hafta Amerika'daki ara seçimlerin ardından dolarda kısmi bir geri çekilme vardı ama yeni haftaya başlarken ki bu aslında haftanın son işlem gününde de başladı dolardaki bu fiyatlama. Hmm. Ya ben tam anlamıyla FED fiyatlaması olduğunu düşünmüyorum açıkçası. FED'i geride bıraktı. Kısım ayın ilişkin toplantıda zaten tansiyon çok düşüktü. Ben hep diyorum FED'e dair 2018 defterini çoktan kapattık. 2019'u merak ediyoruz FED'e dair diye. Peki sizce şu an bu dolar cephesindeki fiyatlamanın nedeni ne? Çünkü özellikle Az önce sizin de söylediğiniz gibi geçtiğimiz hafta bir 5.50 üzerine çıkma isteği vardı. Bu hafta yine özellikle doların gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanma eğilimi çok çok dikkat çekiyor. Ne dersiniz bu dolardaki fiyatlamayı neye bağlamalıyız? Ya şu anda tabii bu artık Fed etkisini bir kenara atmamız gerekiyor. Yani Fed'in faiz artırım süreci malum üzere işte mekanik bir artırım değil. Bunu piyasada zaten son 1-1,5 seneden beri yılının son dönem, başkan yılının son döneminden itibaren zaten farkında mekanik bir artırma gidilmeyeceğinin farkında. Ki hatta 2020 için 2019'da olası beklentiler yine 3 veya 4 faiz artırımı yönünde. Ama 2020'de faiz artırımından ziyade hatta ekonomik aktiviteye bağlı olarak bunun tersi olabilir mi? diye fiyatlamalar, düşüncelerde düşünceler de var. Şu anda başladı bu. Bir kere bu öngörüyü görmek gerekiyor piyasada. Çünkü dolar endeksi de işin açıkçası dediğiniz gibi artık bu FED'in faiz artırım sürecinden çıkmış durumda. Böyle bir beklenti içerisinde değil. Daha başka aksiyonlara bakıyor. Bunların başında tabii ki geçen hafta gelen seçimler vardı. Burada nasıl bir durum oluştu? Dolar buradan nasıl etkilenir? Buna bakmak gerekiyor. Bu projeksiyon önemli. Çünkü şimdi... Doların güçlenip güçlenmeyeceği Trump'ın, başkan Trump'ın güçlenip güçlenmeyeceğiyle alakalı bir hale gelmeye başladı. Şimdi baktığımız zaman seçim sonuçlarına evet aslında bekleneni aldı mı aldı ama bir sarı ikaz da geldi bu da kesin. Ee, sarı ikaz ben şu yönden yaklaşıyorum özellikle çok önemli. Muhtemelen bu son dönemde son bir aydan beri Eda Hanım, bir şeyin üzerine duruyorduk. Neyin üstüne duruyorduk? bu vergi artırımlarının devamının gelip gelmeyeceği, hatta tabana yayılıp yayılmayacağı üzerinde çok konuşuluyordu. Ki bu oldukça önemliydi. hani Amerika büyümesi açısından ve ekonomik aktivitenin işlevselliği artı 2020 seçimlerinde bir tabana yayılabilecek bir oy kitlesine sahip olacak mı Trump? Bu açıdan çok çok önemliydi. Bence bu seçim... Bunun biraz el freni oldu. Bu konuda evet para politikasında yine istediğini yapabilecek belki bir başkan izleyebiliriz burada. Ama yine de maliye politikasında bu bir el freni oldu diye düşünüyorum. Ee, özellikle bu vergiler konusunda sıkıntı yaratacaktır. Bunun tabii ki neye bağlamak gerekiyor? Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz aslında dolar endeksine ve doların güçlenip güçlenmeyeceğine bakmak gerekiyor. Buradaki en önemli gösterge bizim elimizde şu anda nedir? 10 yıllıklar vardır. E, dolar endeksi vardır. 6 ülke para birimine karşı gücüne bakıyoruz. Şu anda o da önemli e, bir desteğin üzerinde öyle söyleyeyim. Çünkü ne olursa olsun, piyasa koşulları ne olursa olsun, ne beklersek bekleyelim, e, sonuçta dönüyor dolaşıyor, fiyatlama çok önemli oluyor. Tıpkı bizim geçen hafta e, ...iki haftadır dolar-tl'de yaşadığımız gibi... ...Merkez Bankası'nın hamlesi çok sorgulandı. Doğru mu, yanlış mı diye. Ama nihayetinde, nihayetinde fiyatlama çok önemli oldu. Ne olursa olsun e, altının altında 5.5 hareketini yapan... ...bir dolar izlilik e, son birkaç haftadan beri. Demek ki ne diyoruz? Burada hamle doğru olmuş. Çünkü dediğim gibi nihayetinde en önemli şey fiyatlamadır. Zaten genel olarak da biz neye bakarız, fiyatlamalara bakarız, fiyat istikrarına bakarız. E, o yüzden burada da e, başkanı dolar endeksi adına bakacak olursak, yorumlayacak olursak, başkanın durduğu yeri şu anda piyasa bir miktar dediğim gibi olumlu görüyor. Ama önümüzdeki dönemdeki yaptırımları ne olacak, bu kocaman bir soru işareti. Özellikle Çinle, Çinle bu konuda ciddi bir e, şimdi bir pazarı kaptırdı. işin açıkçası Amerika. Kime kaptırdı? Çin'e kaptırdı. Ne zamandır? Son 3-5 seneden beri. Şimdi bunu geri almaya çalışıyor. Burada özellikle büyüme, vergi indirimleri, tabana yayılma bunlar çok önemli faktörler. Çin şu anda sanki bir adım öne geçiyormuş gibi görünüyor burada. Önümüzdeki süreçte de. he Bu akabinde şeyi getirir mi? Tabii ki yine soru işareti bu ticaret savaşlarında evet şu anda bir soğuma varmış gibi. Çünkü birinci etap bitti, ikinci etap bitti. Artık hani devamında tekrar bir yeni yaptırım süreci veya daha bir sertleşme veya artı e, bu İran dışında başka bir sürpriz ülke gelir mi? İşin açıkçası ben en çok bu önümüzdeki süreçte bundan e, çekiniyorum. Yani bu dönem biraz daha önümüzdeki 3 ay, 6 ay 2019 içerideki gündem başka ama dışarıdaki gündem e, hiç beklenmedik zamanlarda, beklenmedik çıkışlarla bu olacakmış gibi görünüyor. Bu bu savaşın bir parçası da artık yeniden petrolde olmaya başladı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmede bu savaşı bir tık öteye götürebilir mi diye bir uzman gözüyle düşünüyorum.